Arkadaşlar bugün Itır'la beraber güzel bir mantı yapacağız. Itır herkes tanıyor. Itır mükemmel bir kadın benim için. Itır buradan alışverişini yaptıktan sonra yemek yapacağız. Ben şimdi buradan Itır'ı salıyorum. Itır kendi malzemesini kendi saldı. Ben kendi malzemesini Ben hayatımda hiç yemek yapmadım. Bunu da yapacağız. Dipnot geçelim. Mantı yapacağız. Buraya dipnot. Itır'ın Instagram adresi burada yazıyor. Benim Instagram adresim burada yazıyor. Ben şimdi Itır'ı burada salıyorum. Itır sana hayırlı işler. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. 150 gram kıyma alacağız. Mantı yapmak için. Bunun bir özelliği var mı? Abi %50 dana, %50 kuzu, 150 gram. Sana zahmet. Çok stresliyim. Kendim dahil herkesi zehirleyebilirim. Aa, bu kadar mı 150 gram? Şey var mı? Araba. O kadar market alışverişi yapıyorum. Şimdi birazcık annemden tüyo aldım. Bir tane küçük yoğurt alalım değil mi? Bence alalım. Light yoğurt alalım mı? Itır light besleniyor biliyorsunuz. Ben Itır'a light yoğurt alıyorum. Küçük bir tereyağı alalım. İnşallah. Bir tane süt alayım. Hamurum birazcık yumuşak olsun diye. Başka ne alacaktık? Hazır mantı alsak nasıl fikir? Birazcık ben baharatı sevdiğim için bir adet kekik alıyorum. Bir adet de pul biber alıyorum. Benim galiba un almam lazım. Nasıl bir un alacağım? Baklavalık böreklik olur mu? Yumurta almamız lazım. Ama yumurta nerede? Gelmişken çikolata alalım. Uğur gerçekten bana bunu yaptırıyorsun ya. Aa gördüm. Küçük yumurta yeter. Un aldık, yumurta aldık, tereyağı aldık, kıyma aldık. Ben şahsen biber salçası sevmiyorum. O yüzden gideceğim domates salçası alacağım. Acı salça alsam mı ki? Ondan sonra beni gebertsin. Herhalde başka alacak bir şey yok. Var mı? Var mı? İki tane domates alacağım. Itır'a bak. Itır da köşeden izle. Mantı yerken ne yiyoruz? Soğan. Uğur 5 dakikada yapacak bütün bu alışverişi. Soğan nerede? Soğan dışarıda. Dışarıda. Soğan nasıl seçilir? Sert herhalde olması gerekiyor bence. Kesin bir şeyler eksik. Merhaba. Teşekkürler. Ben bu kadar alabildim. Bakalım ne ettik. Biz alışverişimizi yaptık. Şimdi mutfağa geçiyoruz. Kendinize iyi bakın. Bugün mantı yapacağız. Itır'ın birkaç malzemesinin ben şu an eksik olduğunu görüyorum. Itır'a söylemeyeceğim. Ben yemek yaparken tarif edeceğim. İnşallah Itır da benim arkamdan gelir. Bence güzel bir yemek olacak. Centilmence bir yemek olsun. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hadi görüşürüz. Heyecan var mı? Vallahi yok çünkü kötü olacağını biliyorum yani. O yüzden pek bir heyecanlanmama da gerek yok. Tek rakibim Itır kavurdular dedi. Itır ve ben bunu biliyorum. Itır bak şimdi önünde bir tane bıçak seti var. Evet. Bıçak setini öne doğru itle. Bu önündeki tahtaları da al böyle öne koy. Çünkü biz burada ilk önce bir hamuru yoğuralım. Hamuru bir dinlensin. Önündeki hamuru aç. Önündeki... Açayım. Evet. Ne olmasın? Hamur kabını. Hamur kabı? Benim hamur kabı mı? Hamur böyle poşetle kaplı ambalajda olan. Un. Evet un. Hamur kabı dediğimi ana ben yanlışladım. Aa. Un. Itır, bir tepeleme su bardağı koy, ondan sonra bir de yarım su bardağı, içine birazcık tuz koy. Olur değil, un hayatım. Un, özür dilerim ya, valla ben kapı kanmadım. Tamam ben süt aldım, sen birazcık su koyacaksın ona, arkada çeşme var. İçine ya bir saniye, yumurta işte ben... koyarım. Bir dakika dur bir bak, bekle. Ben şimdi... Devam ediyoruz. Ona birazcık hamur yapacaksın, tamam mı? O hamuru yaptıktan sonra ne güzel elde yoğuruyoruz ya. Bunun için makine yapmışlar. Bence hiç gerek yok. Ondan sonra yapmış olduğun hamuru bir köşeye al. Şöyle önünü aç. Birazcık un koy hamurun altına. Ondan sonra birazcık da hamurun üstüne un koy. Bu birazcık dinlensin. Ya hamurun yarısı elimde şu an. Bu oldu mu? Ben karışmıyorum. Olmuştur. Arkada bulunan bir tane wok tencereyi alıyorsun. Senin konuşuyorsun benimle. Ben sana stres oluyor muyum? De böyle topuklu, burnu açık ayakkabı. Aynen açık. Öyle işte. Kıymamızın içine soğanımızı soyduktan sonra soğanımızı rendeleyeceğiz. Rende küçük gözüyle rendelersen daha rahat içinde kaybolur. Çünkü çiğden yapacağız bunu. Soğanın yarısını rendeledikten sonra bu iç karışımımızın birazcık içine tuz. Birazcık da karabiber atıyoruz. Birazcık elinde bulunan baharatları kullanabilirsin. Kekik, pul biber vesaire. Limon koyuyorum. Evet. Yarım soğan koyacağım. Evet. O iç harcımızı da hazırladıktan sonra tezgahımızı bir kere daha sileceğiz. Ondan sonra burada bir tane bizim yoğurdumuz vardı. Yoğurt aldın değil mi? Yok artık. Almadın mı? Hayır yani yok artık derken onu da almamış olmam artık. Bence de. Ben senin için light yoğurt aldım. Ben bunu yağlı yaparım ama istersen. Yapmayacağım. Ben light yoğurt aldım. Ben sana normal yoğurt aldım. Zaten benim göbeğim var. Herkesin de söylediğim için teşekkür ederim. Kalbim o yüzden. Ya anlatıyorsun beni ya.
karabiberden birazcık atıyoruz. Ben karabiberi gerçekten çok seviyorum. Birazcık bunun içine tuz giriyoruz. Şu an seni duyamıyorum. Birazcık acı ve kekik girdim. Bir de sarımsak ezeceğim, koyacağım. Ben sana o zaman leş gibi birazcık kokutacağım işi, yani, şimdi özür diliyorum. Romantik hayatını etki etmek istemedim. Romantik hayatım yok gibi. Keşke olsa da birazcık etki etse budur. Bunlar tamam. Ben sarımsaklarımı da kıydım. Şimdi yoğurduma da ekleyeceğim buradaki sarımsaklarımı, bir tanesini. Bak, göz yaşım aktı. Vallahi. Yani sosyal hayatım da durmuyor. Çok ağlıyorum. Ağlama, ağlama. Hallettiysen yoğurdunu da hazırla. İçine tuz, birazcık karabiber girdim. Pis çalışıyorum şu an galiba ya. Kolay gelsin Itır. Hazırlamış olduğumuz hamuru ilk önce ben bir ortadan bir ikiye kestim. Birazcık elimle ben bunu ezdikten sonra açacağım. Hamuru nasıl incelikli istersin? İtalyan pizzası kıvamında mı? Evet. Hamurun yapışmıyor değil mi tezgaha? Yapışmıyor. Tamam. Devamını da açacağım mı? Alıyorum ben şimdi. Bana sorabilirsin, kameraman bilmez ki. Sor sor, duymadım. Bu sitenin adı ne? Ben bu şekilde ilk defa benim mantarcak yemiyorum. Ben mantarcak yemiyorum ben. Buradan birazcık içine koyuyorsun, tamam mı? Itır nasıl? Keyifli mi mutfak? Keyifli. Ya beni burada ağlattın. Makyaj yaptın mı? İyi makyaj ya, gelin içeceksin. Hiçbir şeyde bir cevabım var orada. Nasıl yani? Şey. Estağfurullah, buyurun. Bunun iyiliği oldu mu beyefendi? Ah. Yapacak bir kesin de sana ekip yardım ediyor vallahi, ben sana söyleyeyim. Valla ekibim benim tarafımdan. Ekibim oradan anlatıyor, var da veriyor. Oluyor değil mi? Yani bazlama dedin bana. Yok yok, ne bazlaması, bazlamam ben. Acayip kötü espri. Kare kare kesin. Kesin ama gerçekten kesilmesi gerekir. Evet zaten kesip böyle. Hayır. Bisket köfte mi yapıyorsun? Niye gitti? Ne yapayım, orada mı kalayım? Bir dakika yemeği var. Itır, galiba sen bana surat falan yapıyor musun? İstiyorsan yarısını da üçgen yapalım. Tamam, ben yarısını da üçgen yapayım. Sen böyle bir sessizleştin. Kaç tane yaptın? Bir. Ciddi misin? Olacak. Bak, bu kadar iyi mantı görmedim. Itır ne yapıyorsun? O yaptığın mantı harbiden mantı yani. Yani diğerleri mantı değil tabii. Mide hastalıklarına geri gitmek istemiyorum da. Ben stresten kilo veriyor olsa ya, ben de azıcık fit olabilirim. Bana fit olmanın sırlarını açıklar mısın? Fit olmanın sırları. Ben o topun üstünde yuvarlanarak gider camdan aşağıda fırlık ya. Ayrıca. Ayrıca pilates de mi var? Arkadaş her şey var ya. Aletli pilates de ya. Gerçekten ciddi söylüyorum bunu. Ya bak, reformer diye bir alet var. Ne reformer? Reformer. Topla yuvarlanmıyorsun. Rai mai bir şey böyle. Rai mi? Rai kim? Rai. Rai manifalitico. Bizim orada bir tırmık var. Evet. Seni çapaya götürdüler. Çapa var. Evet. Ağaç aşılama var. Bizim orada reformer yok ki. Oldu da biz mi yapmadık yani reformer'da? Ya benim. İyice goy goy yaptın ha. Falan diyormuş. Itır, suyunu koydun mu? Neye koyacağım ben suyumu? Avucunun içine koy ocağı mı? O tencere koy ocağı mı? Böyle koy. Avucunun içine koy ocağı mı? Allah'ıma bilir, bu çok güzel yapmış. Yemin ederim yani bu Hafize Hanım'ın bohçası. Vay, suya tuz falan atmalar. Kim söyledi? Allah, senin ekibin olduğu için sana ismi vermem yani. Bir tane bir YouTube videom var, vlog çekmişim, tamam mı? Ay, benim vloglarım çok kötüydü. O yüzden vlog çekmedim. Günaydın arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Kiminin kızı gider defileye vlog çeker, kiminin oğlu gider Allah'ın unuttuğu mutfağa girer yemek yapmaya çalışır. Vallahi bizim işimiz çok zorluyor. Benim bir kameram vardı, Itır Türkiye'de kimse de yok. Samsung S3. Hadi. Hem de şey mavi. Benim bütün mantıları açılıp ortadan ikiye bölünecek. Hayır canım, öyle olmaz. Dersin, ben Itır'ım! Nereye açılıyorsun? Ne mantılarla be öyle? Ben Itır Esen! Kendinize gelin! Ama Itır, harbi güzel açtın, valla moralim bozuldu ya.
Harbi söylüyorum, güzel açtım ben. Tadı da 10 numaraysa bitti. Demek ki doğal bir annemden gelen yeteneğim var. Şey az önce annene neler neler dedin, şimdi annene diyorsun. Hayır canım. Senin annenle tanıştım, çok tatlı bir kadın. Buradan da annene sevgiler. Annemin adı ne Umur? Itır'ın annesi. Anne. Anne. Bir dakika bak, şimdi montajda nasıl koyuyorum? Bir daha sor Itır. Anne, ben kimseden bir şey sakınmıyorum ki. Vallahi billahi insanlar artık anladı bu nasıl bir. Annenin adı zor değil ki. Bak, anne Hande. Evet Itır, anlat bakalım. Neler yapıyorsun günlük hayatında? Ben bir kitap okurum var. En son Atik Ali 8'i okudum. Ne? Atik Ali 8. İkinci sınıfta varmışlar bize. Ciddi söylüyorum. Ben genelde hep yemek kitabı. Başka okuduğum bir şey yok. Ben en son şeyi okudum. Onun adı daima Meylik Kıyafeti. Meylik Kıyafeti? Kimle ne? Kimle beraber geziyor? Tanrı geziyor. Ama yazarın adı olup ay, Fransızlarla ilgili bir esprim var. Hazır mısın? Hadi, hadi. Fransızlar ben sızlamam. Ben niye kötü müydü ya? Bu da bir kişi için. Bu da son alem. Ha, bence gayet güzel espriydi. Yani sırf mantı yemek için burada duruyorum hala. Evet, burada arta kalan mantılarını da ben kaldırdıktan sonra haşlama yerine geçiyorum. Yine arkanda bulunan bir tane wok tavayı alacaksın. Şimdi sana söylüyorum. Bir kaşık, hadi bir buçuk olsun. Salçamı koydum. Ondan sonra yarım kaşık tereyağımı koydum. Birazcık kekik koydum. Birazcık süt koydum. Birazcık yoğurt. İyi misin? Bunu aldım. Büyük tarafında rendeliyorum. Sen domates aldın değil mi? Hayır. Allah'tan hamur malzemeden almışım. Mantemede bir şey çıkacak. Otur ya, hep böyle benim bu minnoş bedenimi kırmak için elinden geleni yapıyorsun. Onu birazcık burada eritiyorum. Kim yapışmıyor? Yapışmıyor. Burada azıcık bunu eritiyorum tereyağını. Bundan güzel bir sos yapacağız. Bir yerde de aile etten bir tane tereyağı eriteceğim. Kat kat mantı, yoğurt, sos, tereyağı. Okey? Okey. Ne yapayım ben şimdi, mantılarımı yaptım. Birazcık mantılarım kurusun. O arada arkada bir tane sosunu yap, yoğurdunu hazırla. Yoğurdunu hazırladıktan sonra tereyağını yak. Tamam, o yoğurdunu ben sana zaten baharatını söyledim, nasıl bir baharat ayarlayabilirim diye. Bu da kullanmış olduğum fasulye malzemelerin hepsini köşeye alabilirsin. Önünde bundan tezgah temiz olsun. Itır baktım yemeği kötü, ben sana kurabiye de aldım şeyden. Ben boş koyarsam bundan da yiyebilirsin. Kadar ne tatlı. Asıl ben şimdi tekrar burada tereyağımı yakıyorum. Ben açacağım. Bıçağın arkasını al. Havası kaçtı ya. Var. Salça koyuyorum. Evet. Ben sana malzemelerini saydım. Aklında kalanı koy. Yine varsa soru soracağım. Sorabilirsin. Bir 4-5 dakika haşlasan yeter. Tuzunu koydun zaten suyunun içine. Hı. Üçgen mantılarını girdim. Azıcık tereyağım burada acını yanacak. Sosum hazır. Mantıları da yaklaşık 5 dakika sonra hazır. Ben burada tezgahımı topladıktan sonra ben 5 dakika sonra servise hazırım. Ben servise girmeye hazırım. Senin her şeyin hazır mı? Hayır. Tamam, ben zaten tabaklarını veriyorum. Nereye gidiyor? Itır nasıl gidiyor? Güzel. Emin misin? Eminim. Azıcık da sosumu yine tekrar ısıtıyorum. Daha önceden hazırlamış olduğum mantılardan. Itır, ben hazırım. Ne yaptın? Onu ben mi yiyeceğim? Niye? Ne yaptın? Şey yapayım. Itır, ben şimdi servise geçiyorum. Yoğurdu koydum. Domates sosumu koydum. Tereyağını da koyduktan sonra işlem tamam. Of! Ay, senin taban nerede? Şimdi yemeği ara çıkar, tamam. Itır, 5 dakika geçti. Vuuuut. Git başımdan, ne arıyorsun burada? Ooo. Itır, yemeğin hazır olduktan sonra buraya seni de alabilirim. Bekliyorum da galiba Itır yarın falan hazırlayacak. Vay Itır, burada ben ufak bir tabağını gördüm de. Ya, hayır, hiç olmadı, hiç olmadı. Vay. Vay. Bence senin gayet güzel olur. Yalan söyle. Ciddi söylüyorum, görünüşü gayet ilk defa yapana göre bence mükemmel. Tabakları değişelim mi? Hadi değişelim.
Ay çok heyecanlıyım. Ben de. Değerim veri katmadın değil mi? Güzel yıka. Güzel abi. Tabii ki çok güzel. Harbi güzel ha. Bak ben böyle beklemiyordum senden. Gerçekten. Biraz az pişirmişsin. Ciddiyim bu arada. Tamam olabilir. Ama çok güzel. Güzeldi. Bir dakika ben kendimkini tanımam gerekiyor. Ben kendimkini tanımamaktan çok korkuyorum. Buna bakacağım. Seninki daha güzel. Güzel yapmış. Harbi güzel yapmış ha. Güzel yapmış. Vallahi güzel yapmış. Tebrik ediyorum. Ben de kendimi tebrik ediyorum. Allah kralsın, süper olmuş. Arkadaşlar bu videoyu Itır'la beraber çektik. Itır'ın tavanı gayet güzel oldu bana göre. Itır mutfakta ilk defa bana mantı yaptığını söyledi ama... Ya mutfakta ilk defa bir şey yaptım daha doğrusu. Bence mükemmel olmuş ya. Mutfakta ilk defa bir şey yapana göre ben üst seviye plus'ta yani. Ben seni tebrik ederim Itır. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim beni ağırladığın için. Itır'ın Instagram adresi burada yazıyor. Benim de Instagram adresim burada yazıyor. Kendinize iyi bakın. Itır'ın YouTube kanalında yukarıdaki açıklamalarda var. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Bize abone olmayı unutmayın ve hiçbir videomuzu kaçırmamak için... Zile basmayı unutmayın. Zile basın, zile basın bak ya. Zile basın. Kendinize bakın, görüşürüz.